Bir dokun, bina eşit. Bugünlerde böyleyim. İster kal, ister git. Tarifsiz kederdeyim. Gösterdin aşkın ucunu. Öyle bıraktın gittin. Bana attın suçunu. Davayı ben kaybettim. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz. Sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Aşk tanımaz gece gündüz, birbirine katar gider. Ne bahar dinler ne güz, güze bahar katar gider. Ben böyle aşk görmedim, daha neler görmek var. Ne istedin de vermedim, başka nasıl sevmek var. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım durulmaz. Ah olmaz, olmaz, sensiz olmaz, sensiz olmaz. Yanıyor yanaklarım, gözyaşlarım. Şarkıyı söylemeye çalıştım. Yine çok beceremedim. Yani nefes istiyor, yorum kabiliyeti istiyor ama çok güzel şarkı. İsteyen arkadaşa da çok teşekkür ediyorum hatırlattığı için. Çok severim. Çok güzel şarkı gerçekten. Yani Gündoğar Erken şarkıları, İlhan Şişen şarkıları gerçekten güzel şarkılar. Anlatayım da dedim yani duyan varsa, çalmak isteyen varsa nasıl çalınacağı hakkında biraz da bilgi vermek istedim. Aslında sitelerde gördüğünüz, yani benim genelde gördüğüm, önce bir bakayım dedim akorlarına. B minörler, yani D minörlü versiyon var. Aslında gidişat doğru ama orada bir B minör konmuş, ister kal ister git kısmında. Oradaki B minör olmuyor. Aslında orada bir dimli akor var normalde. İşte diminiş denen akorlardan. Ama burada çok saçma sapan bir ses var. B dimin. Yakışmıyor yani. Onun yerine D minör. D minör kullanarak orası geçilebilir diye düşünüyorum. O şekilde çaldım ben. Yani B minörün yerine D minör koydum. Bir de E majör var. Aslında E majör doğrusu. Yani E majör daha sanki yakışıyor ama E7'li daha kolay olması anlamında E7'li oraya da yerleştirdim. Sonucuma. Bu şekilde en azından en az arızayla hani bence gidiyor. Yani hani olmuş gibi geldi bana. İsterseniz bu şekilde çalabilirsiniz. Yani girişte ne yaptım yine dediğim gibi bunu ne bir tabu var oturdum işte bakarken neler istendi diye. Dedim ki bunu bir deneyeyim. O an çıktı hani ama yaptığım şu aslında. Yani şarkının işte yine melodisi. Akorlarıyla melodinin işte uygun sesleri bulunması şeklinde giden şimdi bir kere daha belki yapamayabilirim yani aynısını. Ama yaptığım şuradan başlıyorum. Sonrasında intro kısmında yazan yine ben de buraya işte benim çevirdiğim versiyon şeklinde yazmaya çalışacağım. Intro kısmında yazan D minör aslında akorlarda şu şekilde D minör, sol majör, G, do majör, C. Mesela bu bizde ince kalıyor yani ukulelede aslında gitarda daha tok kalın bir ses. Ama gidiyor yine gidiyor sıkıntı yok. Fa majör işte orada B minör olarak gördük gördüğünüz yer sitelerde o D minör olacak.
re minör zaten başta söylediğimiz, bir de e majör yerine eğrili yerleştirdim oraya, bir de a minör var. Ritim şöyle aslında, arpejle yani girişi arpejle çalınmış ama arpej çok nasıl diyeyim, yine bir karışık doğaçlama bir arpej gibi yani, çok bir bir dokun bina eşit bugünlerde böyleyim. Bulabildiğim en iyi şey bu aslında, yani arpejle çalmak isterseniz bir dokun 4-3 yapıp alt 2'yi çekmek gibi, bir dokun bina eşit, sonrasında 2'ye vurmak yani 4-3-6-2'yi çek ve 2'ye vur. 2'ye vur. Bir saniye, çok özür dilerim. 3'e vur. 1-9. Evet. 3'e vur şeklinde. Yani 4-3-6-2 çek, 3'e vur şeklinde. Arpejde dilerseniz bu şekilde söylenebildiğini düşünüyorum. 1-9-9-8. Aslında öyle de değil. 1-9-9-8. Yok. 1-9-9-8. Bugünlerde böyleyim. Evet, kendimi yalanladım. Öyle. Öyle çalınabilir. Dediğim gibi 4-3-6-2'yi çek ve 3'e vur şeklinde arpejle dilerseniz. Ritimle çalmak isterseniz. Ritim aslında bir yerde uzun ritim atıyoruz. O da a minörlerde. Onun dışında zaten attığımız uzun ritmin kısaltılmış haliyle gidiyor. Hep o da her zaman aslında aşina olduğumuz ritim. Yakışan da ritim. Nedir o? Araya ada ritmi alıyor dediğim ritim. Yani aslında ritim şu uzun hali. Yani bir vur. Arada iki aşağı, iki yukarı, bir aşağı, bir yukarı, bir aşağı vur, bir sus. Yani sonra bir ada ritmi var arada. İki aşağı, iki yukarı, bir aşağı, bir yukarı. Sonrasında da iki aşağı, bir yukarı var. Ama yani a minöre kadar sadece birer kez geçerekten hep de bunun kısaltılmış şeklini çalarak tam gidiyoruz. O da şöyle. Yani bir aşağı bir sus, iki aşağı bir yukarı, ama isterseniz o bir sus yerine bir aşağı vuruş daha yapabilirsiniz yani. Ama o iki vuruş hafiften üstten oluyor. Bir dokun, bir aşit. Şekilde gidiyor hep şarkı. Sadece sonlardaki a minörlerde, her yani nakarat da dahil olmak üzere sonlardaki a minörlerde uzun ritim atıyoruz. Yine intro kısmı, yani yukarıdaki intro kısmını ilk ah olmaz olmaz nakaratından sonra da isterseniz yapabilirsiniz. Aynı şekilde nasıl geçtim onu da aynı şekilde o ritimle, işte intro'yu çaldığımızı düşünelim. Durulmaz dedik, çıktık oradan uzun ritimle, sonrasında intro'da da a minör uzun. Yani orada intro ya da aradaki işte geçiş bölümünde de. Sonrasında yine devam ediyor. Aşk tanımaz. Hemen girmiyoruz. Bir dokun bina eşit. Bugünlerde böyleyim. İster kal ister git. Tarifsiz kederdeyim. Yine burada isterseniz ben kullanmamaya gayret gösterdim. Bilmiyorum kullandım. Belki sonuna doğru kullanmışımdır. A minördeki uzun ritimde yine a minör süslemesine, şurada a minör yedili mi oluyor? Yedili şu mu oluyor? Yedili olabilir. Şu şekilde kullanabilirsiniz. Yakışıyor. Ya çok böyle ne bileyim, sözler de harika ve çok böyle ağır, güzel, duygusal, hafif gidişli. İşte böyle şarkıları bilmiyorum. Seviyorum. Hoşuma gidiyor. Yani İnan Şaşan o anlamda gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum. Çok güzel şarkı. Bu şekilde çalabilirsiniz. Benim söylemem için kusuruma bakmayınız. Maalesef biraz nefes sıkıntısı vardı. Hele ki dönüşte, bir nakaratın dönüşünde biraz da yükselmeniz gerekiyor. Olduğu kadar artık. Amaç zaten burada anlatabilmek. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.